hazır yalnız kalmışken sana bir şey soracağım. Hangi konuda? Bu anahtar mevzusuyla alakalı. Ben diyorum ki acaba bir kopyasını çıkartsak da bende mi kalsa? Ne yapacaksın? Gece yatarken yastığının altına koyup istihareye mi yatacaksın? Acaba bu anahtar nereye açıyor diye. Ben sana anahtarı unut demedim mi ya? Ben boşa mı konuşuyorum? Yok anahtar falan. Unutmayacağım. Unutmak da istemiyorum zaten. Bu mesele sadece senin meselen değil. Tanıdın mı? Dur tamam. Ya ayaklarım çamur oldu. Gel bak ne demiş. Gözüm bir yerlerden ısırıyor ama tam olarak tanıyamadım demiş. Dedim ben sana. Dedim. Oldu bu iş. İpek seni tanıyamadıysa bir oğul hayatta tanıyamaz. Yani sen diyorsun ki bir oğul kesinlikle Betül'e vurulacak. Şişt. Yürü bakayım şöyle bir. Şöyle bir git gel. Şöyle bir git gel endamını görelim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Pek güzel olmuş. Ay. Değil mi? Vallahi ben bu işi biliyorum. Şişt, Perim. Ay, şu kariyer danışmanımı arayıp da. Canım, sen galiba beni hiç anlayamamışsın. Ben bu alanda çok iyiyim ve benim ilerlemem gereken alan bu alan mı desem acaba? He? Alan derken Nazlıcığım, dolandırıcılık alanını mı söylüyorsun? Aşk olsun. Aşk olsun Perim. Ben burada o çapkın, o yalancı, o cibilliyetsiz kocamla yıllar süren evliliğimin intikamını almaya çalışıyorum. Lütfen bu konuyu bu şekilde değerlendirmeyelim. Ayrıca bir bak, bir bak ne yarattım. Bir imaj çalışması var burada şaheser. Teşekkürler. Alo, merhaba. Evet hanımefendi, pazartesi için size bir toplantı ayarlandı. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burhan Aytaç'la görüşeceğiz. Kim görüşmek istiyor? Burhan Bey odasında. Ben kendisine haber vereyim. Beyefendi. Beyefendi bir saniye. Burhan Aytaç. Evet. İlk tanıdığımda aynen ben de böyle bakıyordum ama merak etme zararsızdır. Siz kimsiniz? Nasıl böyle doluyorsunuz içeriye? Filiz, ne oluyor? Efendim, beyefendiler... Nasıl gidiyor Burhan Bey? Beyefendi, dalga mı geçiyorsunuz? Lütfen odadan çıkar mısınız? Güvenliği arayacağım. Güvenlik biziz. Başkomiser Şahin Kara, cinayet büro. Niye gerildiniz Burhan Bey? Çat kapı size de cinayet büro gelse gerilmez misiniz? Yani bir şey yapmadıysam gerilmem açıkçası. Yaşar Erkuş'u tanıyor musunuz? Evet, kendisine bir iş yapmıştık. Geçen hafta sert bir tartışma yaşamıştınız. Evet, tartıştık. Tartıştık da bunları niye soruyorsunuz? Şüphelisiniz Burhan Bey. Yaşar Erkuş ve karısı öldürüldü. Ne? Öldürüldü mü? Nasıl olur? Burhan Bey, biz de onu çözmeye çalışıyoruz zaten. Beni mi öldürdüğümü mi ima ediyorsunuz? Hayır, hayır. Biz tartışmanın konusunu merak ediyoruz. Kendisiyle tartıştık, doğru. Ama onları ben öldürmedim. Hem tartıştığımız konuda da ben haklıydım zaten. Haksızsınız demedik ki. Ama beyefendi siz de yumruk atmışsınız, tehdit etmişsiniz. Sizce bunlar normal mi? Ne yapsak şimdi? Şuraya köşeye alayım mı tek ayak üstünde dursun? Evinin geniş çaplı bir tadilat işi vardı. Ekstra işler çıkartmaya başladı, maliyeti artırdı. Sonra da anlaştığımız rakamlar bu değil. Sen beni dolandırıyorsun bilmem ne demeye başladı. Ortalığı ayağa kaldırdı. Ödemeyi de yapmadı. İnsan hakkını aramaz mı? Siz dün akşam neredeydiniz Burhan Bey? Ofisteydim.
Bugün yetiştirmem gereken bir proje vardı. Onu çalışıyordum. Yalnız mıydınız? Yok, Erkan. Erkan da vardı. Üçte beraber çıktık. Öyle değil mi Erkan? Söyle onlara. Evet, evet buradaydık. Tam 3'e 10 kala çıktık hatta. Soracağınız başka bir şey var mı? Burhan Bey, aklınıza bir şey gelirse cinayet büroyu arayın. Soruşturma bitene kadar da şehirden uzaklaşmayın. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. İyi günler. Bence bu adam bir şeyler saklıyor. Nasıl anladın? Konuşurken yüz kasları çok gerildi. Yüz kasları? Hı hı. Gözden bizim ne işimize yarayacak? Adamı şüpheliler listesinden çıkartmamamız gerektiğini. Ha, sen meraklısın bu işlere. Ben sana bir iki tüyo vereyim. Dinliyorum. Ama not al istersen, önemli. Not almama gerek yok. Benim hafızam çok kuvvetlidir. İyi bir polis sağlam kanıt olmadığı sürece hiçbir suçlu yelemez. Her yüz kasları da kanıttan sayılmaz yani. Beden dili insanlar hakkında çok fazla şey söyler. Benim beden dilim ne diyor şu an? Ben kaba, ukala, karşımdaki insanların düşüncesini önemsemeyen küstah biriyim diyor maalesef. Oh, iyi döktün içini vallahi. Nasıl? İnsan rahatlıyor değil mi? Gözlemleriniz başka ne diyor benimle ilgili? Şimdi işimizi konuşsak, gözlemlerimi bu kadar merak ediyorsan seansıma beklerim. Başkomiserim, bu ayakkabı mevzusu. Onun tekini bulmamız lazım. Ya taktın ayakkabıyı ha. Ayakkabıdan neye ulaşacağını zannediyorsun? Katil tekini almış olabilir. Yani sizce de öyle değil mi? Üstüne düşmemiz gerekmez mi? Ayrıca siz niye sinirleniyorsunuz? Ben sinirlenmiyorum. İki insan öldürüldü. Katillerini arıyorum. Gerginim. Öylesiniz. Yani bu ayakkabı mevzusu neden sizi bu kadar sinirlendiriyor ben anlamış değilim. Ayakkabı mevzusu niye huzursuz etsin ya? Onu siz söyleyeceksiniz. Çünkü ben ne zaman bu konuyu açsam bu şekilde sinirleniyorsunuz. Beni ne huzursuz ediyor biliyor musun? Ayakkabı mevzusu değil. Sen ne diyorsun? Telefonunuz çalıyor. Efendim Semra anne. Seninki kaçtı yine. Çok merak ediyorum. Tamam, merak etme. Bulurum ben. Sen sıkma canını. Ne oldu? Bir şey mi olmuş? Yani yine sinirli görünüyorsunuz. Yeni bir haber mi var? Her şeye burnunu sokma lütfen ya. Lütfen. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.